Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık mikro ve makro deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 21 numaralı denemenin hem mikrosunu hem makrosunu çözümlemiştik. Şimdi ise sırada bu videomuzda mikro iktisat deneme 22'yi çözümleyeceğiz. Toplam yine 6 sorudan oluşmakta. İlk sayfada 4 soruyu görmektesiniz. Bunları çözümledikten sonra hemen videoyu bitirmeden diğer sayfada 2 sorumuz daha var. Onu çözüp ardından makro iktisat deneme 22'ye geçiş yapacağız. O zaman hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bir eğriye ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Bakalım. Esnekliğe sonsuz olan çeşidi yoktur. Eğriye ait her noktada tüketici dengesi geçerlidir. Çapraz talep esnekliğinin yorumlanması mümkündür. Yukarıdaki bilgiler ışığında sözü edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir diye haşırttığı blackboard tarzında sorumuz arkadaşlar karşınızda. Gerçekten güzel bir soru tarzı, öyle değil mi? Yani biraz böyle yeni nesil, gerçi iktisatta yeni nesil diye bir şey yok ama farklı tarz, özgün tarz. Daha da özgünleştirmeye çalıştık diğer sorulardan. Farklı sorular yazmaya çalıştık. İşte o da bunlardan bir tanesi. Şimdi şuradan başlayalım. Çapraz talep esnekliği yorumlanması mümkündür demiş. Şimdi aklıma hemen çapraz talep eğrisi geliyor. Daha tabii diğerlerine bakmadık. Çapraz talep eğrisi nedir? Çapraz talep eğrisi arkadaşlar şöyle iki eksenli bir eğri. Dikey eksende başka bir malın fiyatı var. A malının fiyatı. Yatay eksende de B malının talep miktarı var. Ve bu bir talep eğrisi değil bakın. Çapraz. Farklı iki mal var çünkü. Eğer pozitif olursa çapraz talep esnekliği artı çıktığı için ikame. Negatif olursa da ters çalıştığı için tamamlayıcı. Çapraz talep esnekliği eksi çıkıyor çünkü deriz. Dik olduğu zaman da fiyata karşı B malı talebin hiçbir etkisi yok. Çapraz talep esnekliği sıfır. İlişkisiz mallar deriz, öyle değil mi? Ancak tam bu diyeceğim cevaba. Diyor ki eğriye ait her noktada tüketici dengesi geçerlidir demiş. Ve esnekliği sonsuz olan çeşidi yoktur demiş. Şimdi burada tüketiciye ait her noktada eğrinin her noktasında ya negatifte ya pozitifte fark etmez. Tüketici dengesi geçerlidir diyemeyiz ki. Çünkü tüketici dengesi farksızlık eğrisiyle bütçe doğrusunun eğimlerinin eşit olduğu zaman gerçekleşir. Bu yüzden çapraz talep eğrisi gitti. Engel eğrisi zaten hiç olmaz. Engel eğrisi gelirle talep arasındaki ilişkiyi ölçüyor. Çaprazla bir ilişkisi yok zaten. Farksızlık eğrisi olmaz. Neden? Çünkü tüketiciye aynı faydayı veren çeşitli Y ve X malı bileşimlerini gösteriyor. Ve farksızlık eğrisinin kendisinde tüketici dengesi yok. Bütçeye ihtiyaç var. Tek başına farksızlık tüketici dengesini kurmaz. O zaman D mi E mi? E mi diyeyim, D mi diyeyim? Arkadaşlar D de olmaz. E üzerinden gidiyorum. Fiyat tüketim eğrisi neydi? PCC idi. Değil mi? Price Consumption Curve. Peki PCC nasıl oluşuyordu? Bir analiz edelim. Şöyle oluşuyordu. Burada Y malı, burada X malı. Ve mallardan birinin fiyatı sabit. Yani Y'nin fiyatı sabitken X'in fiyatı ucuzladığında bütçe şöyle değişime uğruyordu. Ve insanın da tercihleri buna bağlı olarak değişim gösteriyordu. Şöyle yapalım isterseniz. Ve bu teğet olduğu yerler, yani şu mavi çizdiğim farksızlıkla kırmızı çizdiğim bütçe doğrusunun teğet olduğu yerleri birleştirirsek de ortaya PCC çıkıyordu. Fiyat tüketim eğrisi. Ve fiyat tüketim eğrisinin esnekliği sonsuz olan çeşidi yoktu. Hatırlayacak olursak şöyle yine şurayı çiziyorum bakın PCC'yi. Burada oluşumunu gösterdim. Yatay ise esnekliği 1'e eşitti. Taleple karıştırma. Bu fiyat tüketim eğrisi. Dik ise 0. Pozitif ise 1'den küçüktü. Talebin fiyat esnekliği. Negatif ise de talebin fiyat esnekliği 1'den büyüktü. Ve sonsuz olan bir çeşidi yoktu. Bakın bu tuttu. İlk numara. Eğriye ait her noktada tüketici dengesi geçerlidir derken her noktada bakın eğri oluşan her noktada farksızlık ve bütçe birbirine teğet tuttu. Çapraz talep esnekliği yorumlamak da mümkün. Nasıl mümkün anlatayım. Mesela şunu alayım.
X'in fiyatı düşmesine rağmen X'ten alınmış, Y'nin fiyatı değişmesine rağmen Y'den de alınmaya devam etmiş. Demek ki X alırken Y'ye de ihtiyaç duyuluyor. O zaman pozitifse bunlar tamamlayıcı mallar. Mesela tavuğun fiyatı düştüğünde şu tavuk olsun bakın. Bu da tavuk sosu olsun. Pozitif için konuşuyorum. Tavuğun fiyatı düştüğünde insanlar daha fazla tavuk alıyor ama fiyatı değişmeyen tavuk sosundan da aldığı miktarlar arttırıyor. Çünkü tavuk alınca yemek için sosla onu karıştırmak gerekiyor. PCC negatif eğimli olduğunda ise ikame mallar diyebiliriz. Yani çapraz talep esnekliğinde yorumlanması da mümkündür. Kazık soru. Kazık. Ah çok fena bir soru arkadaşlar. Gerçekten bilgiyi vermiş. Salata resmen yani. Aşağıdan seç hadi. En fazla yapacağınız şıklar üzerinden gidip doğruyu bulabilmek. Tabi çapraz talep eğrisi B şıkkı onun çeldiricisi. Çok büyük çeldiricisi hem de. 2 numara. Bireyin ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip tüm soyut unsurlar aşağıdakilerden hangisidir diye basitçe ne ama zor gözüken bir soru. Sözel bir soru. Hani diyorsunuz ya sözel soru hocam basittir ya yaparız 2 dakikada. Hadi bakalım şimdi ayıkla pirinci taşını. Bir kere bireyin ihtiyaçlarını karşılandığı zaman ortaya fayda çıkıyor. Bu fayda değil. Çünkü faydayı sağlayan unsuru soruyor bakın. Yani acaba mal mı yoksa hizmet mi? Şimdi mal ve hizmet arasında ne fark var? İkisi de fayda sağlar. İkisi de ihtiyaçları giderir. Mal stoklanabilir, hizmet stoklanamaz. Ve mal somuttur. Duyu organlarıyla onu görürüz. Kitap gibi, defter gibi, cep telefonu gibi. Ama hizmet arkadaşlar soyuttur. Yani duyu organlarımızla biz onları fark edemeyiz, hissedemeyiz. Mesela berberin yaptığı bir saç kesme eylemi gibi. Onu kaldırıp da stoklayamıyorsun. Stoklanamayan unsurlardır. Burada da soyut dediği için otomatikman arkadaşlar doğru cevabımız hizmet oluyor. Somut deseydi mal olacaktı. Tatmin o ihtiyaçların bastırılmasıyla ortaya çıkan bir haz. Öyle değil mi? İstek zaten hani değerlendiremeyiz bile. Dolayısıyla doğru cevap ne oluyor? Bursa oluyor. 3. Bir piyasada bireysel arz fonksiyonları Q eşittir 2P ve Q eşittir 6 artı 3P şeklindedir. Bireysel talep fonksiyonları Q eşittir 20-2P ve Q eşittir 10-P olarak verilmiştir. Piyasaya ait denge fiyatı. Şimdi arkadaşlar, normalde bize bir piyasa fonksiyonu veriyordu. Bir piyasa talep fonksiyonu veriyordu. Arz ve talebi eşitliyorduk. Bir tane ikişer denklem ve bir tane denklem veriyordu. Arzdan ve talepten. Ama burada bireyselleri vermiş. Şimdi bireysel talebi ne kadar kişi varsa toplarsan şöyle yapacak olursan o zaman sen piyasa talebine ulaşırsın. Önce denklemleri toplayacaksın yani. Firma arz eğrilerini ya da bireysel arz eğrileri toplarsan o zaman da piyasa arzına ulaşırsın. Bunları da birbirine eşitlersen denge fiyatı ve denge miktarına ulaşırsın. O zaman yapacağımız çok basit. Arz fonksiyonunu toplayacağım. 2P artı Q'ları bir tarafa bırakıyorum. Q cinsinden zaten. 6 artı 3P. Buradan arkadaşlar 6 artı 5P çıkar. Peki bu piyasa arzı. Talebini toplayalım. 20-2P artı 10-P toplarsak 30-3P yapar. Peki şimdi bunları ne yapacağız? Bak şunu bulduk. Şunu bulduk yani otomatikman şunu elde etmiş olduk. Bir piyasa arzını bulduk. 6 artı 5P ve piyasa talebini bulduk. Büyükse büyük de 30-3P. İkisi birbirine eşit dersek de denge fiyatını bulacağız. Peki eşitleyelim. 6 artı 5P eşittir 30-3P. 3P'yi karşıya atarsak 8P olur. 6'yı da bu tarafa yollarsak 24 olur. 30'dan 6 çıkarsa.
P buradan arkadaşlar 3 olarak bulunur. Demek ki denge fiyatı, piyasa denge fiyatı 3'müş. Miktarını isterse de bu fonksiyonda ya da bu fonksiyonda P gördüğün yere 3'ü yazarsan herhangi bir tanesinde, o zaman piyasa denge miktarını da bulabilirsin. Ben sizin için onu da yapayım. 3'ü yazarsak 15-21, 3 yazarsak 9-21. Yani miktarı da sorabilir, fiyatı da sorabilir demeye getiriyorum. Anlayın siz onu. Peki 4. Bir firmaya ait marjinal gelir eğrisi pozitif değerler alıyorsa, bu firmaya ait toplam hasılat eğrisi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur? Ha, demek ki MR ve TR ilişkisi. Üstelik de marjinal gelir eğrisi pozitif değerler alıyormuş. Eyvah. Şimdi ben şöyle yapmaya çalışacağım sizlere. İki piyasamız var zaten. Bak, bunlardan bir tanesi. Tam rekabet piyasası. Depremar var değil mi? Peki tam rekabet piyasasında TR nasıldı? Pozitif doğrusal. Bir de monopolümüz vardı. Monopolde de depar buydu. D eşittir P eşittir AR. Şu da MR idi. Marjansat. Ama burada fiyatlar değişken olduğu için TR eğrisi bunda arkadaşlar çan biçimindeydi. Öyle değil mi? Şimdi karşılaştırmalı işleyeceğim. Dikkat. Marjinal gelir eğrisinin pozitif değerleri alması demek. Sakın şunu karıştırmaya bak. Pozitif değerler alması demek MR'nin 5 olması demek. Ya da MR'nin 4 olması demek. Yani MR'nin eğimiyle ilgili bir şey söylemiyor bakın burada. Aldığı değer pozitiftir diyor. MR'nin negatif değildir. Sıfır değildir, pozitiftir demeye getiriyor. Ve buna bakaraktan da TR hakkındaki bilgileri elde et diyor. Mesela bak, ben hemen şuradan çıkartayım. Bak, MR sıfır değerini aldığında TR max oluyor. MR negatif değerler alınca TR azalmaya başlıyor. Ama MR pozitif değerler aldığında TR azalarak artıyor. Yine MR pozitif değerler aldığında tam rekabette TR aynı oranda, çünkü hep MR aynı ya, aynı oranda artış gösteriyor. Yani TR artıyor aslında, onu anlatmaya çalışıyorum. Peki buradan doğru cevabı hep beraber kesinlikle dediği için de çok dikkat ediyoruz, bulmaya çalışalım. Üretim arttıkça toplam hasılat eğrisi azalıyordur. Yanlış. Çünkü üretim arttıkça MR negatif olduğu zaman toplam hasılat azalır. Ama bize MR'nin pozitif olduğunu söylemiş zaten soru. Negatif dememiş. Üretim arttıkça toplam hasılat eğrisi artarak artıyordur. Arkadaşlar artarak artmıyor. Bakın monopolde MR pozitif değerler alırken TR'ye bakın azalarak arttığını görmektesiniz. Öyle değil mi? Yani bu da gitti. Doğru olanı buluyoruz. Kesinlikle doğru. Üretim arttıkça toplam hasılat eğrisi sabit hızda artıyordur. Üretim arttıkça tam rekabete bakıyorum. Evet, sabit hızda artıyor gerçekten. Ve MR'de pozitif. Ama buraya baktığımda monopolde MR'yi, üretim miktarını arttıkça MR pozitif değerleri aldığında azalarak arttığını görüyorum. Bu da gitti. Yani bu C şıkkı tam rekabet için doğru. Ama monopol için doğru değil. Ve bize bir piyasa bilgisi vermemiş. Üretim arttıkça toplam hasılat eğrisi azalan oranda artıyordur. Bu monopol için doğru. MR pozitifken, pozitif değerler aldığında üretim arttıkça TR azalarak artıyor bakın. Ama piyasa bilgisi vermediği için tam rekabette yine pozitif değerler aldığında, sabit değerler aldığında ve üretim miktarı arttıkça hep sabit hızda arttığını görüyorsunuz. Yani bu da bu sefer monopol için doğru. Doğru ama kesinlikle doğru değil. Bir piyasa için doğru. C ve D'den bahsediyorum. Peki üretim arttıkça toplam hasılat eğrisi artıyordur. Kesinlikle doğru. Niye? Çünkü MR'nin pozitif demek olması demek. Eğimin pozitif olması demek zaten. MR marjinal eğim. TR'nin arttığını doğrular. Oranına bakmadan. Kesinlikle demesi zaten bizi bunu doğruluyor. Bakın MR pozitif değerleri aldığında TR artıyor. Ama azalarak artıyor ama artıyor. Bir hani sabit hızda ya da azalarak dememiş. CD gibi. Bu yüzden E doğru cevap oluyor. Ama çok ama çok zor bir soru. İki tane piyasa olacak. İki piyasa cinsinden düşüneceksin ya. Yani hem monopoli hem tam rekabet yazacaksın. Ve kesinlikle de bir piyasa da vermemiş.
Kesinlikle dediği için her ikisi için ortak olanı bulmak zorundasın. Soru çok zor, çok zor. Evet, 4 sorumuzu bitirdik. Hemen arka sayfaya geçelim. 5 ve 6'yı da çözelim. Evet, arka sayfayı çevirdik. 5. soruyla deneme 22 mikroya devam ediyoruz. Öncüllü bir soru. Öncülden önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri gerçekleştiğinde denge fiyatının artacağı ancak denge miktarı konusunda bir öngörüde bulunamayacağı çıkarımı geçerli olur. Bak bu da tam sağlam sorulardan bir tanesi. Bir dakika, ne arıyoruz? Denge fiyatı artacakmış. Hemen yazıyorum. P kesinlikle artacak. Ama miktar konusunda bir öngörü yapamayacağım. Yani miktar belirsiz olacak. Onu soruyor. Peki biri sabit ya da şöyle söyleyeyim. Biri sabit demeyeyim. Hani denge değişimleri vardı arz talepte. Birini biliyorsak diğeri de belirsizse oran vermemesi lazım. Oransız bir soru olması lazım. O zaman öncüllerde oran aramayacağım. Ama tek tek çizeceğim ben sizlere öncülleri. Bu belirtilen, soruda belirtilen uygun kısmı yakalamaya çalışacağız. Bir de başlayalım. Arz ve talep verileri artarsa. Hemen isterseniz maviyle çizeyim de kırmızı değişimleri göstersin. Bak şimdi. Hemen şöyle oluşturuyorum. Burası Q. Burası P. Şöyle arz, şöyle talep. Denge var mı? Var. Şöyle de yapayım. E yazayım. Şimdi arz ve talep eğrileri artarsa biliyorsunuz oran belirtmemiş. İkisi de artıyor. İkisi de sağa çizeceğim. S'yi sağa çizdim kafama göre. Talep de artıyormuş. Talebi de sağa çizdim kafama göre. Oran yok. Oran konusunda bir yorum yapmamış. Şimdi oran vermiyorsa bak denge burada gerçekleşti. Miktar kesinlikle arttı. Ama oran vermediği için ben çizmeme bağlı olarak fiyat artmış gibi gözüktü. Ama oran vermediği için fiyat belirsiz. Bir dakika ben ne arıyordum? Fiyat kesin artacak, miktar belirsiz. Ama zaten ilk etapta E1 noktası, kaydırmayla oluşturduğum E1 noktası E'nin sağında oluştuğu için miktar arttı zaten. Dolayısıyla 1'e bay bay. 2'ye bakalım. Arz eğrisi artar, talep eğrisi azalırsa. Hemen onu da şöyle yapayım size. Şöyle Q yaptım. P yaptım. 0. Şu arz eğrisi. Bu talep eğrisi. Denge var mı? İlk etapta var. Peki arz eğrisi artar, talep eğrisi azalırsa. Yine bakın şey yok. Oran koymamış. Arz arttırıyorum. Arzı sağa çiziyorum. S1. Talep de azalmış. Talebi de kafama göre azaltıyorum. Peki yorumu alayım şimdi. E1 denge oluştu. Talebi azalttım, arzı arttırdım. Peki fiyat kesinlikle düştü. Ama miktar belirsiz. Çünkü oran vermediği için. Ama benim aradığım neydi? Fiyat kesin kez artacaktı. Ama fiyat düştü burada. Orana bakmasam bile zaten şu çıkarım olmamış oldu. Gitti. Peki devam. 3'e bakalım. Arz eğrisi azalır, talep eğrisi artarsa. Arz eğrisi azalır. Ama ilk önce bir tablomuzu, bir grafiğimizi oluşturalım. Şurası arz, şurası talep, denge var mı? Var. E, öyle değil mi? Şimdi arz eğrisi azalır diyor. Sola çizeceğim. Talep eğrisi artacak, sağa çizeceğim. Oranda yok. Arz eğrisini azalttım, sola çizdim. Talep eğrisi artmış bakın. Talep eğrisi artarsa diyor, görüyorsunuz. O zaman da sağa çizeceğim. Evet, soruyu yakaladık. Uygun bir şekilde kaydırdığımda bir kere denge E1 burada oluştu. Fiyat arttı mı? Arttı. Şunu tutturduk mu? P kesin artar. Yukarıda oluştu çünkü. Peki miktar konusunda yorum yapabilir misiniz hocam? Oran vermemiş. Oran yoksa birinden biri belirsiz olur. Fiyatın arttığını kesin biliyorsam miktar konusunda yorum yapamam. Sanki hocam biraz artmış gibi gözüküyor çizdiğiniz şekilde. Ama o ben talebi çok daha fazla arttırdığım için kaynaklandı. Bana talep eğrisi artarsa demiş ama çok fazla arttır azaltır dememiş. Bu yüzden bunu ben şöyle de kaydırırsam fiyat miktar bu sefer azalmış gözükecekti. Dolayısıyla arkadaşlar miktarın belirsiz olduğunu yani artabilir, azalabilir, sabit de kalabilir formatını buradan yakalayabiliyoruz. Yani 3
uydu. Ve son olarak 4'e bakacağız ama 4'e hiç bakmasak da olur. Nedenini sonra açıklayacağım. Buraya Q atayım, buraya P atayım. Şurası S. Şöyle de D. Denge noktamız zaten arz talebin kesiştiği yer. Arz eğrisi artar, talep eğrisi aynı oranda azalırsa. Arz arttırıyorum. Arz arttırdım. Aynı oranda diyor azaltacağım talebi. Talebi de aynı oranda azaltırsam tam şurada denge olmuş oluyor. Fiyat zaten düşüyor. Fiyatın düşmesi zaten biz fiyatın artmasını arıyoruz soruda. Maalesef kaybetmiş oluyor 4 numaralı öncül. Zaten ben bunu yapasım da gelmedi. Niye? Aynı oran varsa birinden biri sabit oluyor arkadaşlar. Ama soruda birinden biri öngörüde bulunamayacağı belirsizlik arıyoruz. Bu yüzden otomatikman bunu çizmenize bile gerek yoktu ama ben göstermek için çizdim. Biraz da böyle dikkat etmeden çizdim. Ama kaydırmalara dikkat ettim. Arzı arttırdım. Talebi de aynı oranda azalttım. Bakın fiyat düştü. Miktar sabit kaldı. Tek uygun olan şık yani uyan öncül 3 oldu. Bu yüzden doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur. 6. Tüketicinin talep fonksiyonu Q eşittir 100 eksi 5P. Arz fonksiyonu Q eşittir 5P şeklindedir. Bu ürüne devlet tarafından 12 birim taban fiyat uygulanırsa toplam rant hangi değeri alır? Şöyle yazayım mı? Kazıklı voyvoda, kazık, aşırı kazık. Hani mikroyu ben çok güzel çalıştım hocam. Hani yanınızda arkadaşlarınız vardı böyle kütüphanede, milli kütüphanede falan Ankara'da geliyor yazıyorlar bana. İstanbul'da işte üniversitede çalışıyor falan. Ben yuttum mikroyu ya falan derse bunu atın önüne. At önüne bunu 6 numarayı. Bakalım çözüyor. Çözüyorsa elini öp. Vallahi senden adam olur diyeyim. Çözemiyorsa kardeşim git mikroyu tekrardan medreseden bak çalış deyin. Bu soru kazık. Bu soru mikroyu acaba bir öğrenci biliyor mu bilmiyor mu göstergesidir. Ağır sorudur arkadaşlar. Ben dedim ya hani diğer 20 denemeye göre daha ağır sorular yazacağım diye buyurun. Ağır yapıştırdım. Şimdi hocam niye ağır? Şimdi bak ağırlığını anlatacağım. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Şunu yapalım. Şu fonksiyonları bir çizelim bakalım. Çünkü bana toplam rant diyor ya. Hani tüketici rantı artı üretici rantını bul diyor. Şöyle hazırda zaten boşluğumuz da var. Kocaman şöyle bir alana. Buraya miktar diyeyim. Buraya da fiyat diyeyim. Şunları bir yapıştıralım bakalım. Q eşittir 5P diyor. P'ye 0 verirsem 5 çarpı 0'dan Q da 0 olur. Orijinden çıkan bir arz eğrisi. Q eşittir 5P. Tamam. Şurada talep eğrisi. P'ye 0 verirsem Q 100 olur. Q'ya 0 verirsem de P 20 olur. Bu çalışmaları yaptık haberiniz olsun. Mikronun başında, ayrıntılı mikroda. Oradan bakabilirsiniz. Değerler vererek eğriyi bulma. Ben doğru mu yaptım bir daha bakayım. Konuşurken bazen hata yapıyorum. Doğru yapmışım. Bunu da böyle mavi de göstereyim. Hadi şimdi şekli bozmayayım. Şöyle bunu da böyle birleştirirsem. Bu da arkadaşlar talep etti mi? Tamam talep doğrumuz bu da. Şimdi bu ürünün bir kere denge fiyatını da bulalım. Gerçi gerek yok ama bulalım. Ekstra bir çalışma olsun bize. Ne yapalım? İkisini eşitliyoruz. 100 eksi 5P eşittir 5P. 10P 100. P buradan kaç çıkıyor? 10. Tamam. Bu da tamam. Miktarını da bulalım. Hadi sizin hatırınızı kırmayalım. Yerine koyarsak 5 çarpı 10'dan 50. 5 çarpı 10 50, 100'den 50 çıkart 50. Buraya kadar müthiş. Şimdi başlıyor maç. 12 birim taban fiyat konulmuş. 12 birim taban fiyat demek taban fiyat üreticiyi korur. Üreticiyi 10 lira kurtarmıyor. Burası buğday piyasası. Örnek veriyorum. Adam üretim yapmayacak. Devlet de korkuyor. Çünkü buğday temel geçim maddesi. Diyor ki şunları bir 2 lira daha destekle de malın fiyatını 12 liradan satsınlar devlet müdahalesi. İşte ona biz taban fiyat diyoruz. Taban fiyat sanki denge fiyatın altındaymış gibi imaj veriyor. Ama taban fiyat üreticiyi korur. Denge fiyatın üzerinde olur. Taban fi yazdım fiyat. Bu da kaçmış? 12.
Peki şimdi taban fiyat, devlet müdahale etti ya piyasaya. Bakın buradan, bak burada A noktası var görüyorsunuz. Aşağı iniyorum. Üretim miktarının da bu kadar olacağını sınırlandırdı. Ve dolayısıyla eskiden rant 20E 10 kadarken tüketici rantı, şimdi 20A 12 oldu tüketici rantı bakın arkadaşlar. Tüketici rantı düştü. Öyle değil mi? Üretici rantı ise ne oldu? Eskiden bu taban fiyat uygulanmazken 10E 0 iken şu alanda varken şimdi 12'ye yükseldi ya fiyat. 12A B ve 0 oldu. Yani tüketici rantı azaldı, üretici rantı arttı. Ancak dikkat, toplam rantı soruyoruz. Şu maviyle taradığın alanları almayacaksınız arkadaşlar. Neden? Bunlar çünkü tüketicinin refah kaybı. Bak şöyle yazıyorum, tüketicinin refah kaybı TRK. Şurası da üreticinin refah kaybı. Bunları almayacaksınız. Devlet piyasaya giriş yaptığı için bu alanları kaybetti. Peki toplam rant olarak neyi hesaplayacağız hocam biz? Kırmızı alanı hesaplayacaksınız. Bir de şu mavi alanı hesaplayacaksınız. Üretici rantı olarak. Buna, bu ikisinin toplamına işte biz toplam rant değeri diyoruz. Yani 20'den başlıyoruz. A, B, 0 şeklinde. Peki onu bir çıkartayım ben size, bakın toplam rantı. Şöyle geldi değil mi? Şu başlangıç bakın 20. Burası A. Şöyle geldik B. Ve şöyle geldik. Burası da 0. Şimdi bu bir yamuk tabii. O yamuğu hesaplayacağız hep beraber. İlk önce üçgeni hesaplayalım isterseniz. Şurası da 12. Şimdi şu noktayı bilmem lazım benim. Çünkü miktar da önemli ya. Peki 12'yi talepte yerine yaz. Miktarı versin sana. 12'yi talepte yerine yazarsak, 12 fiyat bu arada P ekseninde bakın. 60. 100'den 60 çıkarırsak 40 bulurum. Peki demek ki şu mesafenin de 40 olduğunu bulduk. Şimdi hesaplamalara başlayalım, hadi bakalım. Şu üçgeni çıkartıyorum. Üçgenin alanı 8 çarpı 40 bölü 2. 8 çarpı 40 bölü 2. Ne yapar? 320 2'ye böl 160 yapar. Değil mi? Şurası 160'mış tüketici rantı. Şurası bakın 8. İki kenarı çarpıyorum. 40 zaten 12 yerine yazdım, buldum. İki kenarı çarpıp ne yapıyorum? 2'ye biliyorum. Peki şimdi bu dik yamuğun alanı hesaplayalım. Neydi dik yamuğun alanı? Taban çarpı yükseklik bölü. Daha doğrusu şöyle. Altla üstü topla 2'ye böl. Ve onu haşla çarp. İdi. Peki şurası 12. 12 artı şu kısım AB hattını da bulmak lazım. Şimdi 40'ı da bu sefer arza yazalım. 40'ı buraya yazarsak miktar 40. Fiyat kaç oldu buradan? 8 etti. 12 ile 8 arasındaki fark da şurasını elde ettirdi bize. 4 bölü 2 alt kenar artı üst kenar bölü 2 çarpı H. Buradan ne yapar? 12 artı 4 16. 2'ye bölersek 8. Buradan da 320 etti. Peki bu da üretici rantı bakın. Şöyleki alan, mavi alan bakın. Peki 320 üretici rantı, 160 tüketici rantı. Toplam rantı soruyoruz tabii ki de. O zaman ne olur? 480 birim olur. Yani gerçekten zorlayıcı bir soru. Doğru mu yaptım? Bir dakika ben bir bakayım. 480 mi oluyor? 6'ya ne demişiz? 640 demişiz cevap ama bir hesaplama hatası yaptık herhalde. Bir bakayım. Toplam rantı soruyor. 322'ye böl 160. Evet doğru yapmışız. Kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Zaten bu üçgenleri de ayrı ayrı hesaplarsan aynı değer çıkıyor. 8 çarpı 40 bölü 2'den 160. Şurası da 8 çarpı 40 bölü 2'den 160. 320. Burası da bir dikdörtgen. 4 çarpı 40'dan da 160. Dolayısıyla 3 tane 160 ne yapıyor? 480 yapıyor. Tek tek ayrı ayrı da hesaplayabiliriz. Yani bizim toplam rant olarak adlandırdığımız yer şu kırmızı yer artı
Bir de 12'nin altında kalan yer. Yani tam şurada bir yamuk var bakın. Dik yamuk da değil o. Dik yamuğa bir de şu kırmızıyı ilave etmemiz lazım. Onu da burada çıkarttım. Nasıl bulduğumu isterseniz bir daha izleyebilirsiniz o değerleri bulmayı. Ama gerçekten çok ağır bir soru. İşlem hatası yapmaya müsait alanı bulmaya. Yani hangisi toplam rant? Onu bulmak için bile zorlanacağınız bir sorunun başında geliyor arkadaşlar. Bunu da burada bir örnek soru olsun diye barındırdık. Evet, mikro iktisat deneme 22'yi bu kazık soruyla bitirmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.